Düşünün, bir gün bir plajdasınız ve karşınızdaki denizde birisi boğuluyor. Ya da dışarıdasınız ve bir insan saldırıya uğruyor. Ne yapardınız? Ona yardım eder miydiniz? İçinizden evet diye olabilirsiniz, tabii ki de yardım ederim diye olabilirsiniz. Ama bazı durumlarda böyle olmadığını Kitty Genovese'in davası ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan psikolojik durum göstermekte. Kitty Genovese'in davası hakkında bilgi almak ve bu videoda bahsedeceğim psikolojik durum hakkında da bilgilenmek için izlemeye devam edin. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kitty Genovese'i işleyeceğiz karanlık dosyalarda. Bu Amerika'nın en ünlü cinayetlerinden birisi olarak tarihe geçmiş durumda ve aynı zamanda da psikoloji alanında da gelişmelere yol açtı. Bunun sebebi ise evinin sadece birkaç metre ötesinde saldırıya uğrayan ve öldürülen Kitty Genovese'in saatlerce yardım istemiş olmasına rağmen hiç kimsenin onun yardımına koşmamış olmasıydı. 13 Mart 1964 tarihinde gece saat yaklaşık 2.30'da Kitty Genovese, Hollis, Queens, New York'taki çalıştığı bardan ayrılıp New Gardens'taki evine gitmek üzere yola çıktı. Fakat yakınlardaki bir otoparktan çıkıp onu evine kadar takip eden arabayı fark etmemişti. Kitty evinin yakınlarına varıp arabasını park ettikten sonra yürüyerek eve gitmeye başlamıştı. Fakat bu sırada adam da kendi arabasını park edip onu takip etmeye başlamıştı. Kitty apartmanın yakınlarına gelmişti ve sadece evine birkaç adım kala adam onu yakalayıp ilk bıçak darbesini yapmıştı. Ve bu kişi ise Winston Mosley adlı seri katildi. Kızın yardım çığlıkları komşuları uyandırmaya yetmişti ve evlerinin camlarından izlemeye başlamışlardı. Ama ilginç yanı ise hiç kimsenin ona yardıma gelmiyor oluşuydu. Sadece komşulardan bir tanesi, ki bu kişi de Robert Moser'dı, camına çıkıp rahat bırak kadını diye bağırmıştı. Ve onun bu bağırışı bile Mosley'nin oradan kaçıp gitmesine yetmişti. Adam gittikten sonra yaklaşık 10 dakika boyunca Kitty sürünerek karşı tarafa geçmeye ve evine ulaşmaya çalışmıştı. Aynı zamanda insanlardan da hala yardım istiyordu ve kanlar içerisindeydi. Fakat buna rağmen, Mosley gitmiş olmasına rağmen hiç kimse Kitty'ye yardım etmek için evlerinden dışarıya çıkmamıştı. Kitty'nin yanına gelen bir kişi vardı, o da Mosley'di. Geri dönmüştü. Ve geri döndüğünde ise Kitty'yi birkaç kere daha bıçaklamış, ardından ona cinsel saldırıda bulunmuş ve cebindeki 49 dolar parasını da alıp kayıplara karışmıştı. Hiç kimse dışarı çıkmazken Sophia Ferrer adlı bir kadın onu buldu ve birisi polisi arasın diye bağırdı. Onun bu çağrısı üzerine polis arandı. Fakat görevliler olay yerine geldiklerinde maalesef çok geçti. Çünkü Kitty daha yoldayken, hastaneye varamadan hayatını kaybetmişti. Polisler sabaha karşı Kitty'nin komşularından birisi olan Carl Ross ile içki içmekte olan Zielonko adlı adamı sorguladı. Ve onu sorguladıklarında bir rahatsızlık sezdiler. Adamın şüpheli davranışları vardı. Bunun üzerine onu bir numaralı şüphelileri yaptılar. Fakat yaklaşık birkaç gün sonra bir hırsızlık olayı yaşandı. Winston Mosley'nin beyaz renkli Corvair marka arabasında bir televizyon bulunmuştu. Ve bundan dolayı kendisi şüpheli olduğu düşünülerek tutuklandı. Tutuklandığında ise bu hırsızlığı kendisinin yaptığını itiraf etti. Daha sonra komşulardan bir tanesinin Kitty'nin cinayeti sırasında etrafta beyaz bir araba gördüğünü söylemesi ihbarını polis bu adama söyledi, yani Mosley'e. Ve bu söylendikten sonra Mosley Kitty cinayetini de itiraf etti. Üstüne üstlük iki kadını daha öldürmüştü ondan önce, fakat hiç sabıkası yoktu. Neden Kitty'nin cinayetiyle alakalı olan bu araba konusu dile getirildi derseniz, bunun sebebi de polislerden birisinin Mosley'nin elinde bıçak kesikleri görmüş olması ve şüphelenmesiydi. Winston Mosley önce idam cezasına, fakat birkaç yıl sonra ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ve 28 Mart 2018 tarihinde hapiste 81 yaşında hayatını kaybetti. 27 Mart 1964 tarihine dönecek olursak, bu sırada New York Times bir haber yayınladı Kitty Genovese cinayeti hakkında. Ve New York Times'ın söylediğine göre 37 kişi cinayeti görmüş, izlemiş fakat Kitty'ye yardım etmeye gelmemişlerdi. Onlara sorulduğunda sevgili kavgasıdır diye düşündük, korkmuştum, çok yorgundum, birisi mutlaka arar, birisi mutlaka bir şey yapar ya da daha önce zaten aranmış
yapmıştır. Arayacak bir kişi varsa da bu da ben miyim, başkası arayabilir diye düşünmüş olmalarıydı. Ve bu da söylenenlere göre polisin bu komşuları sorgulamasıyla ortaya çıkmıştı. Fakat 2004 yılında gazeteci Jim Rosenberger bir iddia attı ortaya ve onun söylediğine göre bu cinayeti 37 ya da 38 kişi izlememişti. Aksine sadece 2 kişi şahit olmuştu. Ve bunlardan bir tanesi Sophia Ferrer, diğeri ise komşusu olan Carl Ross'tu. Jim'in söylediğine göre Carl Ross sesleri duyunca kapıyı açıp bakmış, Kitty'nin orada konuşmaya çalıştığını, hala hayatta olduğunu ve mücadele verdiğini görmüş ve kapıyı kapatmıştı. Ardındansa bir arkadaşını arayıp "Sence polisi aramalı mıyım?" diye sormuş. Arkadaşı da "Bence hiç bulaşma" dediği için aramamıştı. Fakat daha sonra Sophia Ferrer "Birisi polisi arasın" diye bağırınca adam o sırada cesaretlenip polisi aramıştı. Ve daha sonra polis onu sorgulayıp neden aramadığını sorduklarındaysa "Olaya karışmış olmak istemedim" cevabını vermişti. Bu cinayet yaşandıktan sonra uzmanlar bu olayı araştırmaya başladılar. Çünkü herkes şaşkındı. Neden ortada bir cinayet var ve kadına saldırılıyor ama buna rağmen hiç kimse yardıma gelmiyor? Araştırmalar ve deneyler sonucu bu duruma Genovese sendromu ya da seyirci etkisi adını verdiler ki İngilizce adı ise bystander effect. Seyirci etkisine göre birisi zor durumdaysa, saldırıya uğruyorsa ya da yardıma ihtiyacı varsa çevresinde olaya şahit olan kişi sayısı ne kadar fazlaysa kişinin yardımı alma ihtimali de o kadar az oluyordu. Bunun sebebi ise çoğunlukla insanların nasıl olsa birisi yardım eder düşüncesiyle olaya seyirci kalmalarıydı. Bu kadar fazla kişinin olması sorumluluk duygusunu azaltmıştı. Kitty'nin cinayetinde de olduğu gibi. Ve eğer bu cinayette şahit olan kişi sadece bir kişi olsaydı, psikologların söylediğine göre bu kişi sorumluluğun tamamen kendi üstünde olacağını ve karşısındaki kişiye zarar gelmesi, hayatını kaybetmesi durumunda bütün sorumluluğun, yardımın gelmemesinin tamamıyla sorumluluğun kendi üstünde olduğunu bileceği için polisi aramak ya da yardım çağırmak konusunda daha bilinçli olacağını ve bunu direkt yapabileceğini söylediler. Çünkü bu durumda kendisinin sorumluluğu dediğim gibi bırakabileceği hiç kimse olmayacaktı. Ama kalabalık bir grup olduğunda sorumluluk tek bir kişide değil, hepsinde olabilirdi. Ve bunların çoğu kendisini sorumlu bile hissetmeyebilirdi. Başkası da arasaydı bir tek ben bundan sorumlu değilim diye düşünebilirdi. Uzmanlar aynı zamanda yardım bekleyen kişinin şayet siz olduğunuz durumlarda insanlara "Lütfen bana yardım edin" demek yerine "Bana yardım et lütfen" diyerekten bir kişiyi hedef alıp direkt olarak ona söylemenizin bu konuda sizi daha hızlı sonuca ulaştıracağını düşünüyorlar. Evet, Kitty Genovese cinayeti ve Genovese sendromu seyirci efekti, bystander effect de bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yaklaşık bir hafta ara verdiğimi biliyorum fakat her yerden duyurdum. Yine de görmemiş olanlar için söyleyeyim. Çok hastaydım, midemi üşütmüştüm ve yerimden gerçekten kalkamıyordum ama iyileşir iyileşmez bu videoyu çektim ve en kısa zamanda da kanalımda gününde yükleneceğini düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum. Niye düşünüyorum? Yükleyeceğim yani. Bir şey olmazsa, başıma yine bir şey gelmezse. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve aşağıya bir yorum bırakıp kanalıma da kırmızı butondan abone olmayı unutmayın. 50 bin aboneye çok yaklaştık. Bütün desteklerinizi bekliyorum ve videolardaki reklamları da lütfen izlerken geçmeyin. Mikrofon almak için paraya ihtiyacım var. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.